Dünyanın tecrübesi sizinle çalışıyor. Massey Ferguson'la haftanın tarım özeti. Haftanın tarım özetini her zamanki gibi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la yapacağız. Her cuma olduğu gibi hoş geldiniz Ali Ekber Bey. Hoş bulduk Pervin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi tabii bu hafta çok şey var konuşulacak. Damgasını vuran vergiler. Yine buğday alım fiyatı konuşulmaya devam etti. İsterseniz oradan başlayalım. Bu haftayı nasıl geçirdik? Tartışmalar nereye döndü buğday fiyatlarında? TMO da hububat alım bedellerini ödemeye başladı. Sizden dinleyelim gelişmeleri. Evet. Öncelikle tabii her hafta program yaptığımız Taner kardeşimize buradan selam gönderelim, evet. Erzincan'a. Evet, bu hafta Pervin Hanım'la birlikteyiz. Gerçekten Agro TV'de zaten haftanın tarım özetinde bir haftayı özetliyoruz. Tabii bu hafta ben Adana'daydım önceki gün. Orada da çiftçilerle birebir konuştuğumuzda en fazla konuşulan konuların başında hububat alım fiyatları, işte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uyguladığı politika en çok konuşulan konulardan birisi. Hani sulama, işte işçilik konusu, birçok konu konuştuk ama bizim şimdi konuşacağımız buğday fiyatları özellikle hep gündemde. Tabii Toprak Mahsulleri Ofisi biliyorsunuz 25 Haziran'da bir açıklama yaptı. Dedi ki 31 Mayıs'a kadar ürün teslim eden üreticilerimize bu ürün bedellerini hesaplarına yatırdık. Dün bir açıklama daha yapıldı. 27 Haziran itibariyle bu kez de 6 Haziran'a kadar ürün teslim eden üreticilerimizin parasını ödedik diye. Tabii aslında buğday alım fiyatı biliyorsunuz zaten 6 Haziran'da açıklandı. Yani 6 Haziran'dan önceki ürün teslimi daha çok taahhütname karşılığında toprak mahsullerine verilen ama miktar olarak da çok az çünkü üretici fiyatı bilmiyor. Dolayısıyla hani sanki çok erken ödeniyor, işte ya çiftçiye bu ödemeler yapılıyor, bir sıkıntı yok gibi bir durum söz konusu. Ya zaten çok az dediğim gibi teslim edilen, bir de hani 45 gün ödenecek deyip şimdi biz erken ödüyoruz aslında deyince üretici de diyor ki ya bize 45 gün denildiği için biz buğdayımızı 45 gün beklemeyelim. O bir iki ayı bulur. O yüzden başka yere sattık. Şimdi ofis diyor ki bakın ben erken ödüyorum. Yani burada da üreticiler olarak bizi yanılttı diye bir tepki var çiftçilerden. Madem erken ödenebilecekse niye daha erken ödeneceği açıklanmadı diye. Hani doktora gidersiniz, en kötüsünü söyler, iyi olursa da hani ona evet, sevinirsiniz gibi böyle bir durum. Acaba tepkiden mi çekinildi? Zaten geç açıklandı. Hayır, dediğim gibi çok az bir miktar. Yani bin tonlarla ifade edilebilecek bir miktar teslim edilmişti zaten 6 Haziran'a kadar. Bir de eskiden Toprak Mahsulleri Ofisi haftalık olarak bunları açıklardı kamuoyuna. Yani derdi ki biz şu kadar buğday aldık, şu kadar arpa aldık. Tabii bunların hiçbiri açıklanmadığı için ne kadar alındığını da bilmiyoruz. Ama kamuoyuna yansıyan işte Toprak Mahsulleri Ofisi ödemeleri yapıyor. Yani bir sıkıntı yok denilmek isteniyor. Ama zaten sıkıntı bu sene fiyatta. Yani fiyat biliyorsunuz geçen seneye göre %11, %12 arttırıldı, evet, buğdayda. Arpada %3.6 arttı sadece. Enflasyonun çok 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 altında. Tabii yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun en son açıkladığı Mayıs ayı enflasyonu %75. Evet. Girdi fiyat endeksi açıklandı %52.2. Dolayısıyla hani neye göre %11-12 artış yapıldı? Neye göre arpada %3.6 artış yapıldı ki bu girdi fiyatlarında bu son mazot zamları da yok biliyorsunuz. Evet, onu da konuşacağız. Neye göre yapıldı diyorsunuz ya bu fiyat. Acaba evet, şundan mı? Şimdi asgari ücrete de ara zam yapılmıyor. Enflasyonu tetikliyor diye, işte memura refah payı verilmiyor. Hani talep azalsın, enflasyon artmasın diye. Acaba bu fiyatlar açıklanırken de buğdayda, çayda da yine aynı tepki oldu. Hani enflasyonla mücadele kapsamında mı acaba böyle düşük fiyatlar açıklandı?
Tabii gerekçesi bu olabilir ama aslında buğday fiyatları ile ilgili ilk olarak 24 Mayıs'ta Adana'da yapılan Ulusal Hububat Konseyi'nin bir toplantısı vardı. Orada buğday ve mısır konusu daha çok ele alındı ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da orada bir konuşma yaptı. O konuşmasında dedi ki Toprak Mahsulleri Ofisi bir tüccar gibi işte geçen sene 13,1 milyon ton ürün aldı. Tarihi bir rekor kırdı. Toprak Mahsulleri Ofisi artık bir tüccar gibi davranmayacak. İkincisi, bizim açıklayacağımız fiyat, o zaman çünkü fiyat açıklanmamıştı henüz, bir referans fiyattır. Bunun üzerine çıkılmayacak diye bir durum olamaz dedi. Zaten Bakan Bey'in bu açıklamasını ben dinleyince dedim ki eyvah, bu sene fiyatlar bayağı düşük açıklanacak. Nitekim öyle oldu. Yani geçen sene yapılan hataların faturası bu sene çiftçiye kesiliyor açıkçası. O da şu, geçen sene önce işte kuraklık olacak diye Şubat ayına kadar Toprak Mahsulleri Ofisi özel sektör ciddi miktarda buğday ithal etti. Stoklar arttırıldı, güçlendirildi diye bu buğday getirildi ama depolar dolduruldu. Sonra ürün fiyatı açıklandı. Geçen seneki fiyat fena değildi, iyi bir fiyattı. Öyle olunca özel sektör piyasaya bile giremedi doğru dürüst. Ürünün büyük bölümünü Toprak Mahsulleri Ofisi aldı. Ofis alınca depolar doldu. Ciddi bir ekonomik maliyet tabii. Bunun parasal değeri çok yüksek. Şimdi geçen sene yanlış politika, yanlış uygulamalar sonucu hatta biliyorsunuz işte randevu almak ciddi problem oldu. Randevu alan çiftçi ürününü teslim etmede zorlandı. Ama sonuçta 13 milyon tonun üzerinde bir alımla rekor kırıldı. Geçen senenin faturasını şimdi bu sene çiftçiye kesmek doğru değil. Çünkü çiftçi geçen seneki bu fiyattan dolayı bu sene üretim arttırdı. Yani üretim alanları %10'a yakın artmış oldu buğdayda. Şimdi bu kadar düşük, bir yıl yüksek, bir yıl düşük verdiğiniz zaman bu sefer üretici buğdaydan kaçacak. Seneye biz tekrar aman buğday ekimimiz azaldı, haydi ithalat yapalım diye ithalata başvuracağız. Yani doğru politika, orta ve uzun vadeli ilkeleri, stratejileri belli olan bir politika. Bakın bu fiyat açıklanırken mesela şöyle bir açıklama da yapıldı. İşte 2018 yılından bu yana yerli buğdaydan un ihracatı yasaktı. Biz bu yasağı kaldırdık. Ya bunu da bir müjde gibi söylediler. Halbuki yani Türkiye'de üretilen buğdaydan un ihracatı niye yasak? Biz amacımız katma değerli ürün ihraç etmek değil mi? Yani Rusya'dan buğday alıp onu un yapacağımızı kendi buğdayımızla yapsaydık bugüne kadar, buğday üretimini arttırsaydık daha fazla. Yani böyle ilginç bir sezon yaşıyorum. Bir yandan da son olarak şunu ekleyeyim bu konuda. İşte buğday ihracatı, arpa ihracatı serbest. 15 Ekim'e kadar buğday ithalatı yasaklandı. Şimdi bunun da işte Aralık ayına uzatılacağı konuşuluyor. Ya bunlar yapılıyorsa niye geçen sene bu kadar yoğun ithalat yaptık? Bu sene de yaptık aslında ithalat. Madem bunu öngörüp ona göre ithalatı kısıtlamamız, yerli üründen ihracat yapmamız, 2018'den beri yasaklayıp yerli üründen ihracatı, o zaman geldiğiniz nokta işte böyle bir çıkmaz sokağa geliyor. Evet, üreticiye bir kötü haber de vergi paketinden geldi. Vergi paketi zaten toplumun büyük bir kesimini sabit gelirliği endişelendiriyor o kritik maddeleriyle ama üretici için de KDV yemde %10'a, gübrede %20'ye çıkacak şeklinde haberler gündeme geldi, basına yansıdı. Taslak halinde zaten, net değil. Sonra bunun taslaktan, tabii tepki çok fazla olunca, taslaktan çıkarıldığı bu sefer söylendi. Ama şu an hiçbir netlik olmadığı için, yani taslağa girdi deniyor, çıktı deniyor. Son Evet. durum ne olacak bilmiyoruz. Şimdi böyle bir şey olursa şu anda KDV yok değil mi yemde? Yemde ve gübrede %1. Yani %1. Evet, Yani şöyle çok büyük bir artış yaşamış olacak eğer bu gerçekleşirse. tabii ki. Ya bu dönemde yemde ve gübredeki KDV'yi konuşuyoruz ama bunun bir geçmişi var aslında. O geçmişine de bakmak lazım. 2015 yılında seçim meydanlarında o zaman Başbakan Ahmet Davutoğlu dedi ki çiftçimize destek olmak için işte yemde %8,
gübrede %18 olan katma değer vergisini sıfırlıyoruz, kaldırıyoruz dedi. Ve 2016'nın hemen başında da resmi gazetede yayınlanan kararnameyle gübrede %18, yemde de %8 olan katma değer vergisi %1'e indirildi. Şimdi tekrar gündeme geldi. İşte yemde %10, gübrede de %20 KDV alınacak diye. Burada da yemde eğer %10 KDV alırsak bütçeye 15 milyar lira bir katkı sağlayacak. Gübrede %20'lik KDV'de 18,8 milyar liralık bir katkı sağlayacak diye taslakta yer aldı. Evet. Aslında taslak medyaya sızdırıldı denildi bakanlık tarafından. Yani bu tür vergi konuları zaten kamuoyuna açık yapılması lazım. Evet. Burada tartışılması Değil lazım. mi? Evet, tepkiler üzerine de bunun çıkarıldığı ifade edildi ama dün bizim Ekonomi Gazetesi'ndeki habere göre de Hazine ve Maliye Bakanlığı ya böyle üst üste çok fazla vergi getirmek yerine bunu zamana yayalım. Muhtemelen gübre ve yemde de tekrar gündeme getirilebilir. Yani zamana yayalım Zamana dediğim yaymak şey. derken kademe kademe mi vergi arttırılacak yemde ve gübrede? Yok, şöyle sadece yem ve gübre değil. Hani işte yurt dışı çıkış harcı, işte Ha. evler, konutlarla Evet, ilgili hepsi o biliyorsunuz kritik madde. birçok konuda vergi var ya, Evet. bunları zaman içerisinde yapan hepsini bir Hı. tane bir taslakta bir kanunla getirmeyelim. Ayrı ayrı zamanlar. Alıştıra alıştıra. Aynen öyle. Çok güzel Evet. söylediniz. O yüzden hani gübre ve yemde bunu tepkiler oldu. Taslaktan çıkarıldı. Artık gelmeyecek diye düşünmemek Evet. lazım. Bir kere Burası büyük. gündeme gelince zaten değil mi Ali Ekber Bey? Birçok Evet. şeyde de görüyoruz. O sonra bir şekilde karşımıza çıkıyor yine. Yani bu gündemden kalktı anlamına gelmiyor diyorsunuz. Gelmiyor. Bir sabah uyandığımızda veya gece yarısı resmi gazeteye baktığımızda böyle bir karar gelmiş olabilir. Diyorum ya, burası Türkiye, hiçbir şeye garanti veremeyiz. Evet. Yani artık yem ve gübrede KDV olmayacak diyemeyiz. Bir fırsat bulup tekrar getirebilirler diye ben kendi adıma bu son bakanlığın zamana yayalım Açıklamasına açıklamasını evet. görünce böyle bir şey Böyle bir olabileceğini sonuç çıkıyor. düşünüyorum. Evet. Peki bu olursa nasıl etkilenir üretici? Ha, bu Zaten olursa maliyetler yüksek. evet, bu eğer katma değer vergisi gelirse biraz önce söyledim, yemde 15 milyar lira, gübrede de 18,8 milyar lira lık bir bütçeye katkı öngörülüyor. Ya yani bu demektir ki eğer KDV artarsa üreticiler, yani yem sanayicileri, yem üreticileri, gübre üreticileri bunu mutlaka fiyata yansıtacaklar. Fiyata yansıyınca da bu çiftçinin cebinden çıkacak. Dolayısıyla yem için 15 milyar, işte gübrede de 18,8 milyarlık faturayı çiftçiye ödetecekler. O yüzden çiftçi, zaten maliyetler çok yüksek. Gübre desteği biliyorsunuz uzun zamandır adeta sabit. Yani çok az arttırılıyor. Zaten karşılamıyor. Maliyetleri daha çok arttıracak. Yemde, hayvancılıkta zaten en önemli girdi yem. Evet. Yem maliyetleri çok yüksek, yem fiyatları çok artıyor. Daha da artacak. Bu da üreticinin üretim yapmasını engelleyecek önemli konulardan birisi olacak. Ürünlerin fiyatına da etki yapacaktır mutlaka. Tüketiciye de yansıyacak değil mi? Dolayısıyla Tabii ki. enflasyonla mücadele nerede kaldı diye insanın aklına geliyor yani şimdi. Hani asgari İşte. ücrete ara zam yapılmıyor, enflasyon Evet. tetikleniyor diye ama şimdi bu nasıl arttırmayacak enflasyonu eğer çıkarsa? Bu zaten eğer böyle bir katma değer vergisi getirilirse yem sanayicileri, gübre sanayicileri bunu fiyatlara yansıttığında zaten enflasyona Evet. doğrudan bir etkisi olacak. Dolaylı olarak da tabii dediğiniz gibi maliyetler artınca ürünün fiyatı artacak. Ürünün fiyatı artınca tüketici bu ürünleri daha pahalıya Tabii, tüketmiş olacak. zincirleme. Yani gıda enflasyonunu önleme değil, tam tersine körükleyen bir uygulama olacak. Bu hafta tarımsal girdi fiyat endeksi de açıklandı. Yıllık %52'yi aşan bir endeks görüyoruz. Niye artıyor tarımsal girdi fiyat endeksi Ali Ekber Bey? Biraz önce söylediğimiz işte tarımsal girdilerde özellikle Türkiye dışa bağımlı. Yani gübre diyoruz. Gübre önemli girdilerden birisi. Türkiye %95'ini ham madde veya mamul olarak ithal ediyor. İthal ettiğiniz bir ürünün fiyatını da kontrol etmeniz çok kolay değil.
Lojistik maliyetleri çok fazla artıyor. Yani baktığımız zaman bir ürünü bir yerden bir yere taşımak artık çok çok pahalı. Bunun etkisi var. Mazot işte ciddi olarak arttı ki şu son birkaç günde bile 4-5 lira fiyat farkı oldu neredeyse. Bunların etkisi var. İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı o verilere baktığımızda örneğin veterinerlik hizmetleri diye en çok artan ürünlerin başında geliyor. O da işte hayvanlar için yapılan aşı, bu sağlıkla ilgili konuları kapsıyor. Yani onu veteriner hekimler çok yüksek para alıyor diye artmıyor. Orada da bu aşılar işte sağlıkla ilgili birçok malzeme dışarıdan ithal ediliyor. Yani biz zaten ülke olarak tarımsal girdilerde işte mazot, gübre, zirai ilaç, hayvanlar için kullanılan aşılar, sperma, birçok şeyi dışarıdan ithal ediyoruz. İthal edince de döviz arttıkça artıyor. Dışarıdaki fiyatları kontrol etme şansımız yok. O yüzden de tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %52,2 oranda bir artış gösterdi. Bu da biraz önce söylediğiniz işte ürünlere de yansıyacak. Ürünün maliyetini arttıracak. Ürün maliyeti artınca çiftçi eğer işte bu buğdaydaki gibi, arpadaki gibi %11, %12, arpada %3,6'lık fiyat artışı olunca aradaki farkı çiftçinin cebinden çıkmış olacak. Zarar edecek. Zarar edince üretimi bırakıyor. Üretimi bırakıyor veya azaltıyor. O zaman da üretim azalınca fiyatlar daha çok artıyor. Fiyatları kontrol etmek için hadi ithalat yapalım deyince Türkiye bir ithalat sarmalına sokulduğu için bunları kontrol edemiyoruz. Hepsi birbirine bağımlı. Tam tersi üretimi arttırıcı uygulamalar devreye alınsa enflasyonla gerçekten aslında mücadele edilmiş olacak ama tam tersi oluyor sizin de dediğiniz gibi. Şimdi bir de Avrupa'dan şimdi ithalat cenneti deyince Avrupa'dan 6.000 baş damızlık ithalatı gündemde. Bir de bu haftanın önemli manşetlerinden biri de bu. Nedir bunun ayrıntısı Ali Ekber Bey? Ayrıntısı şu, Et ve Süt Kurumu bununla ilgili bir duyuru yaptı. Dedi ki işte Avrupa Birliği'nden toplamda iki parti halinde, biri 2000 baş, biri 4000 baş, 2000 baş Angus, 4000 baş da Şarole ve Limuzin ırkı damızlık boş düve ithalatı yapacağını, bununla ilgili teklifler beklediğini duyurdu. Bu hayvanlar işte Karadeniz'e getirecek, Samsun ve Trabzon limanına, oradan da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü için bu hayvanlar ithal ediliyor. Yine bizi izleyenlere hatırlatalım. 26 Şubat'ta, yanlış hatırlamıyorsam, evet 26 Şubat'ta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şeyi açıklamıştı. Hayvancılığın 5 yıllık yol haritası. Bu yol haritası, evet bu yol haritası içerisinde damızlık üretimi de vardı. Yani etçi ırk olarak damızlık üretimi de vardı. İşte bu 4000 baş Şarole ve Limuzin, 2000 baş Angus damızlık üretimi için ithal ediliyor. İşte TİGEM bu hayvanları alacak. Burada üretimi arttıracak. İşte doğan buzağıları, erkek olanları Et Süt Kurumu alıp et sektöründe kullanacak. Damızlık olanları da aile işletmelerine verilerek üretimin arttırılması, damızlık ihtiyacının Türkiye'den karşılanması hedefleniyor. Ama Et ve Süt Kurumu daha önce de bu yıl için 600 bin baş besilik hayvan getireceğini, ki bu aşamalı olarak geliyor zaten hayvanlar. Yani biz yine yol haritası diyoruz, üretim diyoruz ama her şeyi yine ithalat üzerinden yapıyoruz. Üretimi de ithalat üzerinden konuşuyoruz. Evet, maalesef ki öyle. Ve burada tabii yıllarca, yani 1925'te Mustafa Kemal Atatürk o dönemde Türkiye'ye damızlık hayvan getirilip ıslah edilmesi için bir çalışma başlatılıyor. Ama biz o dönemde bu ıslahı yapamadığımız için, sonrasında bu ıslah yapılmadığı için biz ithalatçı ülke olduk. Islah yapan ülkeler de ihracatçı ülkeler oldu. Ve biz özellikle 1980 sonrasında yoğun olarak hep ithalat yapmaya devam ettik. Bu 2010'da da tam anlamıyla bir ithalat politikası uygulandı. Yani hayvancılıkta her şeyi, yemi ithal ediyoruz, hayvanı ithal ediyoruz, işte aşısını ithal ediyoruz. Aslında Türkiye bir anlamda fason bir üretici konumunda.
Hani ithal hayvanı ithal yemle besliyor. Hastalanınca ithal aşı kullanıyor. Çoban zaten artık ithal oldu. İşte Afganlı, çoban bile Çinli, bulamıyoruz. Suriyeli. Evet. Yani baktığımızda hayvancılıkta gerçekten ithalata dayalı bir politika. Bu da onun bir parçası. Umarım ki bu ithalat hani son olur. Başarılı bir şekilde oradan damızlık üretimi artar. Çünkü Türkiye yılda ortalama 20 bin baş damızlık ithalatı yapıyor. Yani bu büyük bir oran. Bunun %20'si yurt içinden karşılanması hedefleniyor. Daha önce de damızlık üretim merkezleri yine kurulmuştu. Faruk Çelik'in bakan olduğu dönemde. Bugün o merkezlerden neredeyse hiçbiri çalışmıyor. Yanılmıyorsam 31 ya da 32 tane böyle damızlık üretimi orada olacaktı. Türkiye artık ithalattan kurtulacaktı. Ama görüyoruz ki kurtulmamışız. İthalata devam ediyoruz. Evet, yani şimdi neden ithalata bu kadar bağımlı olduk hayvancılıkta? İnsanlar da, hayvancılar da, üretici de hayvanını kesiyor değil mi? Önce bundan vazgeçirmek lazım. Yani niye kesiyorlar? Kazanamadıkları için kesime gönderiyorlar. Önce bunu bir teşvik etmek lazım. Bu var mı? Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Gerçekten bu iş hani sadece damızlık olarak bakmak, sadece besilik hayvan, sadece et olarak bakmak doğru değil. Hayvancılığa politika olarak bir bütün olarak bakmak zorundayız. Süt inekleri kesiliyor dönem dönem ki bu ilk yoğun olarak 2007-2008'de yine büyük bir kuraklık olmuştu. Onun sonunda yem fiyatları %100 artmış, süt fiyatları da %50 azalmıştı, düşmüştü. Ve o dönemde Tarım Bakanlığı'nın verisine göre 1 milyondan fazla süt ineği kesildi. Sonrasında hayvan varlığımız azaldığı için bu sefer et fiyatları arttı ve Türkiye ithalata başladı 2010 yılında. Şimdi o dönemden bugüne işte bu ithalatı yapıyoruz. Eğer çiftçi sütten para kazansaydı ineklerini kesmeyecek, üretime devam edecekti, Türkiye'nin hayvan varlığı artacaktı. Ama bakıyoruz son dönemde hele yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisine göre son 5 yılın, son 6 yılın en düşük oranına geldi hayvan varlığımız. Evet. Süt üretimi son 4 yılın en düşük seviyesinde. Et üretimine bakıyoruz yine benzer bir durum söz konusu. Yani hayvancılığa bir bütün olarak bakmadığımız için yani çiftçi sütten para kazanamıyor. Şu günlerde işte bayramda birçok işletme süt almadı. Çiftçi elindeki sütü ne yapacak? Yani inek sürekli şey, hani fabrika değil, kapatayım da bir hafta izin vereyim çalışanlarıma, fabrikada bunu yaparsın. Ama ineğin memesini kapatamazsınız. Günde iki kez en az sağmak zorundasınız ve dolayısıyla sütteki düşük fiyat politikası üreticiyi ineklerini kesime gönderiyor. Sonra tekrar ithalat yapıyoruz, tekrar hayvancılığı geliştireceğiz diye uğraşıyoruz. Yani bu temel politikayı, sütten para kazanan çiftçi üretime devam eder, hayvan varlığı artar, et sorunu o zaman bu şekilde çözülebilir. Bunu herkes biliyor ama ithalattan birileri para kazanıyor diye ithalat politikası uygulanıyor. Evet, olan üreticiye ve tüketiciye oluyor. Türkiye tarımına oluyor, ekonomisine oluyor. Çok teşekkürler Ali Ekber Bey. Tarım özetini yapmış olduk. Benim sorularım dışında var mı eklemek istediğiniz bu haftaya dair? Yok, gayet güzel sorular. Haftadaki haftaya Taner Öztürk'le karşılıklı olacaksınız her zamanki gibi. Seyircilerimize de duyurmuş olalım. Sadık izleyicilerimiz merak etmiştir. Programın sahibi nerede diye ben emaneten devraldım. Hafta başı itibariyle kaldığı yerden devam edecek. Agro TV ile günaydına Taner Öztürk, onu da söylemiş olayım. Evet, çok teşekkürler size ve bizi izleyenlere. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hasat yapan çiftçilerimize de bereketli olmasını diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler.